Siz hepiniz tatil için hazırlanırken ben yine evimde oturacağım. Freelance çalıştığımız için biz bayram zamanlarında tatile gitmeyi pek sevmiyoruz. Bu sefer de herhalde siz tatil yaparken ben inşaat falan bekleyeceğim. Akıllı bir bavul hazırlamak için gerekli olan şeyleri size bir anlatayım. Çünkü hafif uzun olan özellikle tatillerde ya her şeyi çok fazla alıyoruz ya hiçbir şeyi yanımıza almıyoruz. İşte küçüklerden ıvırdan zıvırdan ürün önerileri de yaptım ama biraz daha ne mantıkla ben oturuyorum bavulun başına ve nasıl hani minimize etmeye çalışıyorum onu anlatmak istedim. Bu videoya ilham veren şeylerden bir tanesi Merve ile beraber yaptığımız videoda aslında bende çok da kullanmamama rağmen yanımda bulundurduğum bazı ürünlerin ortaya çıkmış olması. Bir şey soracağım. Yani bak vücut nemlendirici Brazilian Bum Bum Cream. Hangisini kullandın burada? Anlat bana ne olur. Amele gibi yanımda bu kadarını taşıdın. Hangisini kullandın? Şu bak ya, bunu kullanmadım. Çok sarhoş geldik. Bunu kullanmadım. Ama başlamadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yeni videolar yüklüyorum. Her seferinde bunu söylerken böyle YouTube'a gıcık gıcık konuşuyorum. YouTube kendisi haber vermediği için abone ol butonun yanındaki zile tıklarsanız belki haberdar olursunuz. Ama ben her pazartesi ve perşembe 18'de buradayım. Hazırsanız başlıyoruz. İlk başta bunu ben Merve ile olan videomda da göstermiştim. Tabii Foreo minim her zaman. O da benim bu çantamda duruyor. Büyüğü çünkü aynamın önünde. Minna da seyahat çantamda. Ben de seviyorum. Ben Foreo'yu asıl pembe yani büyük olan Foreo Luna 2'yi 3 sene mi ne önce kendim bir video yapmıştım. Geçen sene de çalıştık. Yine çalışmaya devam ediyoruz şu an kendileriyle. Bu Foreo Luna Mini 2 seyahat boyu olan. Aynı fonksiyon aslında diğeriyle. Diğeri daha büyük. Arkası böyle tırtıklı değil ve işte serumlarınızı falan yedirirken de kullanabiliyorsunuz. Bu silikon titreşimli bir temizleme aleti. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hızlı veya yavaş yapabiliyorsunuz. Temizleyicilerinizi kullanmak için kullanılan şarjlı bir alet. En son ben ne zaman şarj ettiğimi hiç bilmiyorum. Yani çok uzun gidiyor. Öyle hani şarjını falan yanında taşımanıza gerek olan bir şey değil. Çok hafif. Fırçalı temizleyicileri sevmiyorum. Daha önce de milyonlarca kez söyledim. Çünkü bunlar cilde karşı daha hassaslar. Mikro çizikler oluşturmuyorlar. Ve çok derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Özellikle tatilde derinlemesine temizlik çok önemli. Çünkü çok fazla SPF kullanıyoruz. Hani normal zamanda kullandığımdan ben daha sık kullanıyorum. Aslında 2 saatte bir yenilemek yeterli. Hani böyle 8 saatlik bir günde 4 kez yenileseniz yeterli. Ama ben çok daha fazla kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü suya giriyorum çıkıyorum tekrar sürüyorum. Ne olur ne olmaz diye. Suya dayanıklı delinmiş olmasına rağmen sürüyorum mutlaka SPF'imi. O yüzden de daha derinlemesine bir temizliğe ihtiyaç duyuyorum. Şimdi anlatacağım ürünlerin büyük bir kısmı da aslında bununla bağlantılı olarak derinlemesine temizlik sağlayacak. Hem yüzde hem vücutta öyle ürünler olacak. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle ucundaki bu mini mini şeyleri sayesinde, uçları sayesinde çok güzel bir köpürme sağlıyor. Sizi zaten yönlendiriyor. İşte bir tarafınıza yapıyorsunuz sonra tıt tıt yapıyor öbür tarafınıza geçiyorsunuz falan. Ya bu kanalı açtığımdaki ilk videolardan bir tanesi Foreo'ydu yani öyle düşünün. Böyle iletişimi falan hiçbir şey yapmaya başlamadan ben videosunu yapmıştım. Çok arkasında olduğum bir alet. Evladiyelik, ölümlük. Eğer yani bütçeniz varsa hiç düşünmeyin. Sonra temizleyicilerden devam edeyim. Bu Simple'ın minileriyle biz Gratis'in lansmanı esnasında ben tanıştım. Göz makyajı temizleyicisinden bahsedeceğim. Ben bunu zaten normal boyunu kullanıyorum. İçeride var. Bu da işte seyahat için olan. Bir kere çok hafifler. %62 daha az plastik kullanılarak üretiliyor. Yine tabii ki işte Simple cruelty free bir marka. İçinde işte o kötü kimyasallar yok. Hatta yazar bunun üzerinde söyleyeyim ne yokmuş. Yapay parfüm veya renklendirici, sert kimyasallar, alkol, paraben, hayvanlardan elde edilen herhangi bir içerik yok. Bu göz makyaj temizleyicisi gözünüzü hiç yakmıyor ama yani gözünüzü açıp içine damlatırsanız muhtemelen yakar ama öyle kullanılması gereken bir şey değil. Gözünüzü kapatıp normal şeye döküyorsunuz. Suya dayanıklı makyajı çıkartıyor. En gıcık makyajı bile çıkartıyor. Gerçekten baya baya iyi. Bir de bitince bu miniler doldurup tekrar böyle taşıyabiliyorsunuz. 50 mililitre olduğu için de uçağın içine almanızda bir sakınca olmuyor bunları. Aynı seriden bir tane de yüz temizleme jeli var ama bu nemlendirici olanı. Güneşte falan cildiniz çok kuruyorsa bunu sevebilirsiniz. Bu aşırı köpürenlerden değil. Yine bunun içinde de işte o parfümler, kötü kimyasallar, hayvanlardan elde edilen şeyler, alkol falan gibi şeyler olmadığı gibi. Kremsi temizleyiciler var ya onlardan böyle köpük 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 olmuyor. O yüzden de daha az kurutucu diğer her temizleyiciye göre. Fiziksel koruyucularınız, güneş koruyucularınız birazcık cildinizi kurutuyorsa, güneşte cildiniz kuruyorsa, benim cildim güneşte kuruyor. Daha çok sevebilirsiniz. Çok aşırı böyle sökmüyor cildinizi. Sabah da akşam da kullanıyorum. Yani en mantıklı şeyi. Mesela bu bence her insanın seyahat çantasında özür dilerim.
Hoparlörümü kapatmamış. Bu bence her insanın seyahat makyaj çantasında olması gereken ürünlerden bir tanesi. Özellikle yaz seyahatinde. Bu NYX'in Pro Foundation Mixer adlı ürünü koyulaştırıcı bir ürün. Fondötenizin içerisine damlatıyorsunuz. Daha koyu bir renge geliyor. Çünkü her gün gitgide renginiz değişiyor güneşte. Hani boynunuz, vücudunuz, omuzlarınız falan değişiyor. Yüzünüze kullandığınız 28 tane farklı fondöten olamayacağına göre her seferinde biraz daha bundan damlatarak değiştirebilirsiniz. Bir tane fondöten alıp bir tane bundan alıp hop. Bu ürünü neden seviyorum ben bu arada? Hafif bir kapatıcılığı var ama turuncu bir rengi yok. Her türlü fondötenle çok rahat bir şekilde karışıyor. Böyle kum gibi değil veya suyuyla pigmente ayrılan aşırı sululardan da değil. Şimdi göstereceğim bir tane renkli mineral bir güneş kremim var. Ona da güzel karışıyor. Mat bitişli sayılabilecek bir ürün. Çok böyle sulu sulu göstermiyor suratınızı. Bahsettiğim güneş koruyucusu da bu. Avène'in Tinted Mineral Fluid adlı ürünü. Non-comedogenic, yani gözenek tıkayan bir formül değil. Rengi bembeyaz değil. Yani böyle fondöten gibi, BB krem gibi bir rengi var. Ve hafif kapatıcılığı da var. Doğal bir bitişi var. Kireç bir bitişi yok. Mesela bahsedeceğim bu arada, bir sürü deniyorum. Uriage'in bir tane ürünü var. Hiç sevmedim mesela onu. O bembeyaz. Bu çok güzel bir fiziksel koruyucu, mineral bir ürün. İçinde herhangi bir kimyasal filtre yok. Hep söylüyorum, güneş kimyasal filtrelerden daha tehlikeli. Hiçbir şey kullanmayacaksanız onun yerine lütfen kimyasal filtre kullanın. Eğer Avène erişiminiz yoksa, atıyorum, veya daha sonradan da önermeyi düşündüğüm bir sürü ürün var, onlara erişiminiz yoksa güneşe bomboş çıkmayın. Lütfen bir filtre olsun. Bütün yüzünüzde, vücudunuzda, her yerinizde. Ama bu herhangi soru işaretli, toksikoloji raporu bekleyen, ıvır zıvır, öyle işte avobenzon, octocrylene falan gibi bir şey olmadığı için, hem ciltte gerçekten çok güzel durduğu için, hem de ben bunu fondöten yerine bile kullanabiliyorum. Çünkü ben zaten kapatıcı ürünler kullanmıyorum. O yüzden süper. Plajda fotoğraf çekeceğinizde suratınıza böyle beyaz yansır. Ama zaten gece neden SPF kullanasınız? Hafif mini minnacık 40 ml'lik de bir ürün. Mis gibi, aşırı beğeniyorum. Bir tane daha güneş ürününden bahsedeceğim. Bununla daha yeni tanıştım. Daha yeni çıkmış bu zaten. Atelier Rebul'un yine içinde işte oksinoksait, oksibenzon falan gibi ıvır zıvır şeyler olmayan, hipoalerjenik, suya dayanıklı, bütün cilt tiplerine uygun, 30 koruma faktörü, bunun 50'liği de var. Ben 30'luğunu tercih ettim vücudum için. Ürünü bu. Paraben yok içinde, parafin yok, yapay renklendirici yok, silikon yok, alerji yapmayan bir parfüm olduğu söyleniyor içindeki parfümün. %75'i doğal içerik ama %25'i asıl aktif içeriği. Yani güneşten koruyucusu doğal değil. İçinde zinc oxide var. Sadece diğer içerikleri, yani bunun kremsi olan içeriği doğal. Filtresi fiziksel bir filtre. Krem ama şeffafa dönüyor. O yüzden de çok güzel bir ürün. İnanılmaz hafif. Çok hızlı bir şekilde dağılıyor. Yüz için de kullanılabilir diyorlar. Ben yüzümü 2-3 kere kullandım ama yani yüz için başka ürünlerim var, doğrusunu söylemek gerekirse. Büyük de bir ürün olduğu için, yüz için de başka şeylerim olduğu için bunu vücuduma kullanmayı daha çok seviyorum. Bir önceki videoda bahsettiğim Ivana Tura vardı ya. Cildinizde böyle dağıtırken biraz uzun sürüyor. Ama asıl sıkıntıyı banyoda onu arındırırken yaşıyorsunuz. Beni çok yordu. Bu ondan çok daha güzel bir ürün. Parfümlü, bayağı parfümü geliyor bu arada ama alerji yapmayan bir parfüm diyorlar. Bilmiyorum. Alerji çok kişisel bir şey. Çok bireysel bir şey ama yani vücutta kullandığımda da, yüzde kullandığımda da bana sıkıntı yapmadı. Bunu özellikle koydum buraya. Yüzünüze de kullanmakta eğer sakınca görmüyorsanız bu tip şeyleri, bunu alıp, hani bunu hiç almasanız da olur. Bunu da şey için seviyorum ben. Gündüz fondöten kullanmak yerine sadece bunu kullanıp yarı kapatıcı, zaten hafif ışıltılı, hiç kireç gibi durmayan, yine fonksiyonel bir ürün olduğu için bunu kullandım. Başka bir sürü ürünüm var da bunları çok zor seçtim. Bunları seçerken uğraştım yani. Sonra bir tane daha akıllı insan ürününden bahsedeceğim. Yves Rocher'in 40 kez duş yapabiliyor musunuz? Konsantre duş jeli. Fazlaca köpüren, çok az kullansanız bile yeten ve cildinizi, vücudunuzu çok iyi arındıran, birazcık ama kurutabilen bir ürün. Onu söyleyeyim. Üstüne mutlaka böyle bir nemlendirici kullanmanız lazım. Bir nemlendirici de önereceğim şimdi. Eğer böyle ailece falan tatile gidiyorsanız gerçekten sülalenize yetecek kadar duş yapabilirsiniz bununla. Ama abartmayın yani. Böyle bir avuç almanıza gerek yok. Gerçekten çok iyi köpürüyor. Çok iyi cildinizi arındırıyor. Bunun birkaç tane farklı versiyonu var. İşte zeytinyağlısı var. Türk hamamından
Ayva'dan esinlenen bir versiyonu var. Benimki de pembe yemişler ve narlı. Ben hepsini kullanıyorum. Hepsini de çok çok seviyorum. Bakın bu şart. Bunu almazsanız bittiniz. Ben o kadar çok Darfe'nin dudak yağını önerdim ki bu sefer farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kiehl's'ın Butter Mask for Lips diye bir ürünü var. Gece sürmeniz önerilen, sabaha kadar dudağınızda kalan ve nem verdiği söylenen bir ürün. Birincisi inanılmaz kokuyor. İkincisi eğer Darfe'nin yağını kullandıysanız o şu anda dudağımda bulunan Fenty Gloss gibi pasparlak bir ürün. Bu öyle değil. Bu daha mat. Kalınca ama daha az tabaka halinde. Çok fazla da yapışkan değil. Yani yine yapışkan. Bu arada bu ürünler yapışkan olmalı. Dudağınızı altında böyle bol bol nemlendiren bir ürün. Hindistan cevizi yağı ve vahşi mango. O ne demekse. Öyle bir şey varmış. Çok 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 memnun olduğum dudak yağı. Dudak bakım ürünü olarak bu ikinci. Dudağımda böyle parlaklık bir ışıltı istemiyorsam bunu, ışıltı istiyorsam öbürünü kullanıyorum. Dibinden çıkartmamışım bile. Kağıt törpü almışım. Kağıt törpüsüz ve tırnak makassız hiçbir yere gitmeyin. Body Shop'un mangolu vücut scrub'ı. Tam çıkarken duşa girersem ve sonrasında çantamı atarsam o ıslak ıslak böyle iğrenç bir şey oluyor diye hiçbir zaman lif taşımıyorum ben seyahat ederken. Onun yerine vücut scrub'ı taşıyorum. Çünkü elimle de bunları kullanabiliyorum ve vücuduma tatillerde sürekli işte güneş kremleri, nemlendiriciler, aydınlatıcılar, cayır cayır böyle vücut makyajı olduğu için bütün üstüm, başım, her tarafı arındırmak şart oluyor. Ve o zaman da böyle mini mini scrublar kullanmak çok mantıklı. Bunları Body Shop'ta böyle minik olarak da satıyorlar bildiğim kadarıyla. Setlerde falan da çok çıkıyor. Bu mangolu olan inanılmaz güzel ve tropikal kokuyor zaten yaz tatili için çok başarılı. O yüzden her zaman böyle bir şey yanımda oluyor, sizin de olsun. Bir tane minik, aşırı nemlendirici ama hızlı dağılan vücut sütü. Duştan sonra hazırlanırken falan çok fazla zamanınız olmayacağı için muhtemelen bunun gibi hafif bir şeyi tercih edeceksinizdir. Benim elimdeki Kiehl's'ın Skin Softening Body Lotion ürünü aşırı dediğim gibi nemlendirici, süt olduğu için çok hızlı dağılıyor. Bacaklarınızda, ellerinizde, dirseklerinizde, kollarınızda, her yerinizde kullanabilirsiniz. Bu küçücük küçücükle bütün vücudu nemlendirebilirsiniz. Sonra yeni tanıştığım bir üründen bahsedeceğim. Bu Lavelin diye bir marka, Türkiye'ye yeni geldi. Embriyolisi getirenler getiriyor bunu da. Veya aynı çatı markanın da olabilirler. 72 saate kadar vücut kokusunu nötralize ettiği söyleniyor ama 72 saatte bir de Allah rızası için duş yapalım yani lütfen. Yani hiçbir zaman 72 saat test edemedim ben. 24 saatte ediyor. Kesinlikle nötralize ediyor. Terlemeyi engelleyen bir şey değil. Zaten terlemek, hep söylüyorum, sağlıklı bir şey. Ben çok terlerim bu arada. Hiç umurumda değil. Terlemek doğal bir şey. Hepimiz insanız. Terlemeliyiz ama kokmamalıyız. Kokmak kabul edilebilir bir şey değil. Kokmanın da sebebi bakteriler. Mutlaka bu bakterileri öldürecek şeyler kullanmamız lazım. Bu alüminyumsuz, alkolsüz, parabensiz bir deodorant. Aslında rengine baktığınızda rengi var gibi ama şeffaf. Siyah şeylerinize bile bulaşmıyor, topaklanmıyor koltuk altlarınızda. Baskın bir kokusu yok. Koku ben bundan çok fazla almıyorum. Hani tırnak içerisinde söylüyorum. Doğal olmasına rağmen gerçekten kokuyu nötralize ediyor. Marka gönderdi bunu bana. Eczane ürünüymüş. Aşağıya bulursam zaten her şeyi linkleyeceğim. Bunu da bulursam linkleyeceğim mutlaka. Son olarak da size yaz parfümümü göstereyim. O kadar çok seviyorum ki seni. Seni o kadar seviyorum ve bitmek üzere olduğun için o kadar üzülüyorum ki. Yaz parfümümün minik şişede olması lazım birincisi. Taşıyabilmem lazım. İkincisi yaz kokması lazım. Üçüncüsü sabah da akşam da kullanabilmem lazım. Baymaması lazım. Ve bu Tom Ford'un Soleil Blanc 50 ml'lik parfümü, Allah'ım o kadar güzel kokuyor ki. Böyle sabun gibi değil ama temiz. Hafif tatlı, hafif tropik bir koku. Notalarını gerçekten hiç bilmiyorum. Bilsem de anlamam. Şişesi de sağlam bunun. Patlayacak, çatlayacak diye de korkmuyorum. Aşırı ağır değil. Yani yine ağır. Tom Ford parfümleri biliyorsunuzdur. Yine ağır. Ama aşırı ağır değil. Benim her yaz mutlaka kullandığım bir parfüm bu. Resmen güneşi görünce bu hemen geliyor elime. Dın 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 dın. Aa, bir tane de en son, pardon, özür dilerim, parfümden sonra. Bir minik bu Living Proof'un, Türkiye'de yok bu, Perfect Hair Day Dry Shampoo diye bir ürünü. Minik bir kuru şampuan hayat kurtarır. Gün içinde böyle yapışırsanız mesela happy hour'dan önce böyle çıt çıt çıt. Böyle küçük boyu olan herhangi bir kuru şampuan tercih edebilirsiniz. Ben bu Living Proof'u sadece ve sadece seyahatlerde kullanırım, o yüzden henüz bitmedi. Şimdi Fransa'da bulursam yine alacağım gittiğimizde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Hala izlemediyseniz diye bir önceki videomu daha böyle bırakıyorum. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.